Bolca su koydum makarnalarım için. Önce makarnalarımı suya atayım, daha sonra bıldırcının işlerini yapacağız. Kaynamasını bekliyorum. Kaynamadan asla koymuyorum. Bol miktarda su koyun. Az su koymayın. Bol miktarda da tuz koyuyorum içine. Bu fokurdamayı gördüğüm anda makarnalarımı asla kırmadan içine atıyorum. Makarnayı 1-2 kere karıştırmakta yarar var. Yaklaşık 13-14 dakika kaynayacak al dente olana kadar. Ama devamlı karıştırmıyorum. Bir başta suya koyduğunuzda iyi bir karıştırın. Şöyle bir açın. Dağılsın birbirinden, emin olun. Hafif böyle bir havaya kaldırın. Bir de 4-5 dakika sonra karıştıracağım. Çok fazla karıştırmayın. Alıyoruz. İkinci boğumdan şu şeyi kesiyoruz. Kollarını. Bacaklarına giriyorum. Bacaklarına girerken deriyi mutlaka alıyorum. Mümkün olduğu kadar göğsün üstünde bırakıyorum. Şöyle bacağı yerinden çıkartıyorum ve dümdüz gidiyorum. Şurasını, alt kısmı, işime yaramayan kısmı alıyorum. Şimdi iki tane göğsü çıkartacağım. Bütün hayvanlarda, kümes hayvanlarında olduğu gibi ortadan bir çizgi çiziyorum. Tam bu kemiğin üzerinden şöyle bir çizgi çiziyorum. O çizgiyi birleştiriyorum. Şu üstte, içeride küçük bir bonfilesi var. Tavukta daha fazla, ördekte biraz daha fazla. Onu alıyorum. Böyle elimle bile biraz çekebilirsiniz. Şu alttan bittiği yer, hep kemiğe yapıştırıyorum bıçağımı. Kemiğe yapıştırıp kullanıyorum ve götürüyorum. Şöyle bir tane göğsünü aldım. Şimdi o kestiğim yerden öteki tarafa yine kemiği takip ederek bıçağımı hafif kemiğe dayıyorum. Hep kemiğe dayayıp onu takip ediyorum. Kemiğe dayayıp onu takip ediyorum. Şöyle bir çizgi çektim. Şöyle bonfilesini de alalım. Aşağıdan dümdüz gidiyorum. Alıyorum. Buna ihtiyacım yok. Sos olarak da kullanabiliriz ama sos yapmak için yeteri kadar malzememiz var. Şimdi bir makarnalarımı tekrar dönelim. Şöyle bir tekrar bir karıştıralım. Dediğim gibi 2-3 dakika sonra tekrar karıştıracağız dedik onu. Isıyı hiç düşürmüyorum. Asla düşürmüyorum. Hep yüksek ateşte tutuyorum ısıyı. Gelelim bıldırcınlarımıza. Bıldırcınlarımı birazcık pişireceğim. Daha sonra sosumu yapacağım. En son üstüne koymadan tekrar ısıtmak için bıldırcınlarımı bir kere daha pişireceğim. Kümesli hayvanlarda her zaman yaptığımız gibi ayçiçek yağı kullanıyoruz. Tuzumu, karabiberimi alayım. Hafifçe tuzlayayım hem göğüsleri hem de bacakları. Zaten az bir et çıkıyor, hiçbir eti israf etmeyelim. Hafif de karabiber. Hafif dumanlar çıkmaya başladığında önce bacaklarımı atıyorum. Neden bacaklarımı atıyorum? Bacaklarda kas var. Biraz daha fazla pişmesi lazım. Göğüsler daha çabuk pişiyor. Önce bacakları pişiriyorum. Daha sonra göğüsleri pişireceğim. Sos yapmak istiyorum. Onun için bu kemikleri, artıkları da atıyorum. Bunları daha sonra alacağım. Hiç kullanmayacağım ama sosuma bir lezzet katsın. Altını birazcık kısıyorum ve göğüslerime ekliyorum. Altını birazcık daha kısayım. Hızlı bir şekilde ben bu arada makarnamı süzeyim. Hemen sosumu yapıp makarnayı içine atıyorum. Makarnayı asla sudan geçirmiyorum. Makarnamın üzerine çok az bir zeytinyağı koyuyorum. Hem o lezzeti gelsin hem de çok top top olmasın, birbirine yapışmasın diye. Bacakları alıyorum. Şöyle koyayım. Göğüsleri de alıyorum. Dediğim gibi arka tarafını pişirmedim. En son bitirirken pişireceğim. Kemiklerimi bırakıyorum içinde. Geri kalanları. Şimdi yağın içinde zengin bir et aroması var. Bir parça kekik koyayım. Hafif de bir krema alıyorum. Bir parça altını kısayım. Tereyağı ekleyeceğim. Kremamı ekliyorum. Amaç burada kremanın içine o kekik, tereyağı ve özellikle de bıldırcın kokusunu vermek. O aromayı içine yedirmek. Bir taşım kaynattıktan sonra altını kapatıyorum. Eğer çok fazla kaynatırsanız hayvansal bazlı bir kremaysa kesilecektir.
Şimdi bunu süzüp başka bir kaba alıyorum. Makarnamı içine koymak için birazcık da kıvam vereceğim o zaman. Şöyle bekleyeyim. Bir süzeyim bu sosu, sonra makarnamızı yapalım. En sonunda bıldırcınlarımızı ısıtıp üzerine koyalım ve tabaklayalım. Birazcık gelin parmesan rendeleyelim. Şimdilik bunu bir kenarda bırakalım. O kıvama geldi, hafif kaplayacak sos kıvamına geldi. Hiç yapmadığımız bir şey. Mutfaklarda maşa kullanılmaz diyoruz ama özellikle makarnada alırken, çevirirken maşa bizim vazgeçirmezimiz. Şöyle alalım bir parça. Çok fazla makarna koymayın, çok fazla da sos koymayın. İkisini dengeli koymak lazım. Kaplayacak kadar olması lazım. Yani bütün makarnanın o sosu yiyip emmesi lazım. Şöyle. Birazcık şimdi parmesan koyuyorum. Altını kapatıyorum. Parmesan koyduğumda altını kapatıyorum ve bağlıyorum. Sadece bir parça, küçük bir parça tereyağı atıyorum içine. Tereyağım erir erimez bıldırcınlarımı atacağım içine. Bunun amacı birazcık ısıtmak. Ayrıyeten göğüslerin altını pişirmemiştik. Özellikle onları çok azıcık pişirmek. Bıldırcınlarım olmak üzere makarnam hazır. Makarnamı alayım, şöyle tabağa koyayım. Şöyle alalım. Çekelim. Tabağımıza nereye koymak istiyorsak döndürerek koyalım. Bıldırcınlarımızı da alalım yanımıza. Şöyle iki göğsü üst üste koyalım. İki tane butumuz var, onları da kenara koyalım. Makarnanın vazgeçilmesi olmazsa olmazı fesleğen en sonunda koyuyoruz. Bir yaprak aldım. Böyle yufka sarar gibi sarıyorum. İnce ince keselim. Biraz da mikrofilizlerimizden alalım. Özellikle reyhanlı mikrofilizlerimiz. Mis gibi kokular geliyor.